Günlük hayatımızda bir gün içerisinde yüzlerce kelime kullanırız. Ama bu kelimelerin içerisinde belki de anlamını bilmediğimiz bir sürü İngilizce kelimenin var olduğunun farkında bile değilizdir. Farkında olmadan bildiğiniz ama bildiğinizin farkında olmadığınız bir kelimeyi öğrenmeye hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Bir dilin kelime hazinesini geliştirmek için çeşitli kelime üretme yöntemleri vardır. Bunlardan bir tanesi, bir icadın, mucidinin ismi, günlük konuşma dili içerisinde kelime olarak karşımıza çıkabilir. Hatta bazen icada verilen isim, marka ismi, sözlüklerde bir fiil ya da bir isim olarak dahi görülebilir. Bugünkü kelimemiz, ter kokularına kesin çözüm olsun diye 1952 senesinde üretilen Rolon. Arkadaşlar, Rolon kelimesine tam bir giriş yapmadan önce hoşumuza gidecek bir bilgi paylaşmak istiyorum. Spor esnasında herhangi bir sakatlık yaşanmasın diye profesyonel sporcular çeşitli ısınma antrenmanları yaparlar. Fakat vücut ısısı belli bir seviyeye ulaşıncaya kadar bu antrenman süresi gerçekten uzun olabilir. Bu uzun ısınma seanslarından çok fazla sıkılan ve antrenman esnasında terlemeyi arttırarak vücut ısısını çok daha hızlı bir şekilde yukarı çıkartıp zaman kazanmak isteyen İngiliz sporcular aslında hiç de farkında olmadan bir giysinin keşfine yol açtılar. Isınma hareketlerine hiçbir şekilde engel olmayan ama terlemeyi de gerçekten kısa sürede arttıran bu kıyafetin ismine sweater dedi İngilizler. Günümüzde gömleklerin üzerine giydiğimiz o sweaterler aslında ısınma hareketleri esnasında İngiliz sporcuların vücut ısıları yükselsin diye bir terletici olarak üretilmişti. İngilizce'de sweat kelimesi ter, terlemek demektir. Ve bu kelimenin sonuna gelen er eki sweater bu kelimeyi terletici anlamına dönüştürür. Ama günümüz İngilizcesindeki sweater Türkçedeki tam anlamıyla süveter olarak kullanılmaktadır. Kolsuz kazak olarak üzerimize giydiğimiz kıyafetten bahsediyorum. Şimdi rolon kelimesine tekrar dönmek istiyorum. Normal şartlar altında vücut ısımızı dengede tutmak için terleriz. Ve terimiz tamamen renksiz ve tamamen kokusuzdur arkadaşlar. Fakat yediklerimize bağlı olarak bu ter bazen kötü, bazen leş, bazen leş ötesi kokar. Pardon, ben de şundan tutabilir miyim? Sağ ol. Az önce buradan çıkan kokuyu gördünüz mü? İşte bu kötü kokulara çözüm olsun diye insanlar bir dönem parmak ile sürülen deodorant kremler kullandı. Ama parmağının vıcık vıcık krem olmasından, çevresindeki insanların da mis gibi ter kokmasından illallah eden Amerikalı kimyager Helen Barnett 1952 senesinde koltuk altlarımıza bir top yuvarladı. İşte o top oradaki bakterileri devirmeyi başardı. Roll, İngilizce'de yuvarlamak, yuvarlanmak demektir. Roll, yuvarlamak, yuvarlanmak. Roll. Yuvarlamak, yuvarlanmak. Bu cam şişenin ucundaki top yuvarlanarak hareket ettiği için Helen Barnett bu ürüne Rolon ismini vermiştir. Şimdi bu minik top roll yaparak vücudumuza güzel kokular yayar
Ve biz de caddelerde, sokaklarda stroll yapmaya hazırızdır. Stroll, gezmek, gezinmek demektir arkadaşlar. ST kısaltması, İngilizce'de cadde, sokak anlamına gelen street kelimesinin kısaltmasıdır. İşte bu kısaltmayı roll kelimesinin önüne koyduğumuzda stroll, gezmek, gezinmek, dolaşmak anlamına erişiriz. Roll, yuvarlamak, yuvarlanmak. Stroll, caddelerde gezmek, gezinmek. After you roll some sweat on your armpit, you can stroll in the streets. Koltuk altına biraz güzel koku sürdükten sonra caddelerde dolaşabilirsin. I really want to thank you for listening to me. See you in the next videos. Bye bye. Arkadaşlar, duyduğunuz bu cümleyi lütfen yorumlarda yazmaya çalışın.